Uçan Kuş TV ve ekranlarından herkese merhabalar efendim. Sağlık Vakti'nde bugün Safiye Bozkuş, dermokozmetik uzmanı olarak karşımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sizler? Teşekkürler, bizler deyiz. Evet, cilt bakım ürünleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz diye sorarak başlamak istiyorum. Evet, günümüzde en çok sorulan bir soru. Herkesin özellikle bu bilgiyi tam olarak öğrenmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü maalesef piyasada çok büyük bir ürün karmaşası var, kozmetik karmaşası var. Çok. Ve biz kişileri, danışanları özellikle uyarıyoruz ki cilt bakım ürünü seçerken önce cildinizi çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Çünkü bir yağlı bir cilt pH'ı bozulduktan sonra kuru bir cilt görüntüsüyle cildini kuru cilt olarak adlandırarak yanlış ürün seçimi yaptığı için farklı cilt problemlerini ortaya çıkarma gibi bir yan etkiyle karşılaşabiliyorlar. Bu yüzden cilt bakım ürünü seçerken öncelikle ciltlerini çok iyi analiz etmeliler. Ciltlerinin gerçek deri tanısını bilip iyi bir uzmandan destek alıp cildini iyileştirici, onarıcı bakım ürünleriyle cildinin gerçek dengesini ve pH'ını oluşturmaları gerekiyor ki cildleri sağlıklı bir konuma gelebilsin. Peki cilt yapısını nereden anlayacaklar? Kendileri bunu yapamazlar herhalde. Tabii ki doğru uzmanlar eşliğinde bunu bilmeleri gerekiyor. Aslında bu bilgi paylaşımları çok fazla yapılmaya başlandı. Kişi cildini analiz ederken cildinin sıcaklığı, soğukluğu, mevsime göre ya da duş sonrası, güneş sonrası vermiş olduğu reaksiyonlar gibi birçok analiz şekli var. Tabii hı hı. Profesyonel analiz şekilleri de var. Ciltte gözenekle sayısının çokluğu, genişliği, sebum salgısının fazlalığı ya da cildinin pul pul dökülüyor olması, erken kırışıyor olması bunların hepsi cilt analizinde kullanılan genel bilgilerdir. Hı hı. Çok kuru ciltler, çok çabuk kırışan, genç yaşta kırışan, ince çizgileri olan ciltlerdir. Çok fazla gözenek olmaz. Bu cilt tiplerinde sebum problemi olmaz, akne problemi olmaz. Fakat çok sık pullanma ve dökülme ile karşılaşırlar. Gerilme çok fazla yaşarlar. O yüzden kuru ciltleri teşhis ederken bu bilgilerden faydalanabilirler. Hı hı. Yağlı ciltlerde aşırı sebum problemi, akne problemi karşılaşabilirler ya da akne problemi olmasa da geniş gözeneklere sahiptirler. Gençlikte çok akne problemi yaşasa da yaşamasa da sebum salgısı fazla olan, gözenekleri geniş olan ciltlere biz yağlı ciltler diyoruz. Ya da T bölgesinde gözenek problemi olup yanaklarında normal nem seviyesi, pH seviyesi dengede olan ciltleri de karma ciltler ya da normal ciltler olarak adlandırıyoruz. Aslında cilt tipleri tek çeşit değil. O kadar fazla ki bizim bilmiş olduğumuz birkaç banko cilt tipi var. Kuru cilt, yağlı cilt, karma cilt gibi. Atopik ciltlerle karşılaşıyoruz, stresli ciltlerle karşılaşıyoruz, kuperozlu ciltlerle, rozasiyalı ciltlerle karşılaşıyoruz. O yüzden cilt tipleri aslında 3-4 tane ana bilinen cilt tipiyle sınırlandırmak da artık bu dönemde çok yanlış bir bilgi olarak da belirtiyoruz. Kesinlikle. Peki kullanılan ürünlerin cildimize olan faydasını nasıl anlayabiliyoruz? Evet, bu da güzel bir soru. Ürünler aslında kişiler çok fazla moda diye her ürünü ya da gördükleri her reklamını gördükleri ürünü işte X kişisine çok iyi gelmiş ben de deneyeyim diye aldıklarında ciltlerinde yan etkilerini hemen görmüyorlar. 21 gün sonra başlıyor yan etkileri ya da 3 ay sonra başlıyor. Kullanılan ürünlerde cildi doğru teşhis etmeden cilt çok yağlıdır, gençliğinde çok aknelenme yaşamıştır, sebum problemi çoktur, gözenek problemi çoktur fakat pH dengesi bozulmuştur. Çok yüksek alkali ürünler kullanmıştır ya da pH'i çok düşük ürünler kullanmıştır, cilt tipine uygun olmayan ürünlerle temizlemiştir, asitik seviyesi çok yüksek ürünlerle temizleme işlemi yapmıştır, cildin pH seviyesi bozulmuştur ya da çok katı sabunlarla yıkamıştır, cildin pH seviyesini bozmuştur, fazla güneşlenmiştir, koruyucu kullanmamıştır gibi birçok nedeni var aslında. Cildini önce onarması gerekiyor kişinin. Cildini onarıcı ürünler, yani genel anlamda tüm ciltlere hitap eden kurtarıcı ürünler vardır. Bu ürünlerle cildi onardıktan sonra cilt tipine göre ürün seçimi yaparsa yine uzman eşliğinde o zaman ciltlerine faydasını görebileceklerdir. Yalnız şöyle bir parantez açmak istiyorum. Dermokozmetik ürünlerde, dermatolojik ürünlerde kozmetiklerden ayrıldığı için biz anlık bakım yapan ürünleri değil de
Bir süreye yaydıktan sonra cildin yavaş yavaş onarımını ortaya çıkaran daha medikal, daha dermatolojik ürünlere yönelmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü kozmetik ürünler bir yerden sonra cildin asitik yapısını, asit mantosunu bozuyor, hidrolipidik tabakayı zarar veriyor. Cilt bu defa hassaslaşıyor ve cildin normal cilt yapısının dışında yeni bir cilt problemleriyle ya da cilt tipiyle karşılaşması gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu yüzden biz cilt ürünlerini, cilt bakım ürünlerini seçerken faydasını görmesini zamana bırakmasını öneriyoruz. Ve cildine doğru olan ürünleri seçmesini tavsiye ediyoruz. Şöyle bir algı var, işte serum kullanımı çok artık popüler oldu ve gerçekten ihtiyaç ince moleküllü olduğu için, deriye çok çabuk nüfuz ettiği için her duyulan serum da kullanılmamalı. Çünkü içerisindeki aktiflerin oranları, aktiflerin kalitesi, bunların hepsi sonuçları değiştiriyor. Ben hangi cilt tipi olursa olsun herkesin bir C-Max serum kullanmasını öneriyorum. Ciltte leke de olsa, gözenek de olsa, akne de olsa cildi yüksek antioksidana doyurarak korumaya almasını tavsiye ediyorum. Mesela bu tarz banko, joker ürünlerle de, aktiflerle de ciltlerin daha hızlı şekilde onarılıp sonuç alması sağlanabilir. Doğru. Peki bu dermokozmetik ürünleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bu konu da çok önemli. İçerisindeki aktifler, aktiflerin kalitesi, oranlar, bunların tamamen bilgisine sahip olmak gerekiyor. Fakat ürünleri seçerken içerisinde alkol var mı, SLS var mı, SLS var mı, petrokimyasal ürünler var mı gibi birçok detay var, paraben var mı? Cilt bakım ürünlerinde bu zararlı bileşenler ortadan kalktığında her cilt aynı dönemde, aynı sürede sonuç almayabilir ya da fayda sağlamayabilir. Bir haftada cildini çok güzel sonuca ulaştırmış, cildini ışıl ışıl, neme doymuş, suya doymuş bir hale getiren bir ciltle de karşılaşabiliriz. 21 günlük süreci ya da 3 aylık süreci karşılayan ciltlerle de karşılaşabiliriz. Ürünleri seçerken içerisindeki zararlı etken maddelerin bulunmamasına dikkat etmeleri ve cilt tiplerine göre tercihi yapıyor olmaları. Yani konu yine dönüyor dolaşıyor. Ciltlerini çok iyi tanımaları gerekiyor. Her mevsim cildimizin şekli değişebiliyor. Reaksiyonları değişebiliyor. Ya da dönem dönem. Evet, mevsim değişikliklerinde dört mevsimde cilt değişikliğiyle farklı cilt tiplerine bürünebilen cilt yapıları var. Bu beslenme etkili olabiliyor, kullanılan kozmetiklerle alakalı olabiliyor, aşırı stresle, uyku düzensizliğiyle, yüksek kullanılan alkolle alakalı olabiliyor. Bu yüzden biz her mevsim dönüşünde cildimizin nasıl şekil değiştirdiğini not etmeliyiz aslında. Bu değişim birdenbire olmuyor, zaman zaman oluyor. Hangi dönemlerde hangi cilt problemleriyle karşılaşılıyor ve buna karşılık olarak da hangi tür ürünlerin cildi hangi dönemde kurtarabileceğini de bilmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle cilt bakım ürünleri seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli etkenden bir tanesi de mevsime göre ürün. Aşırı kozmetik kirliliğinden kurtulsunlar. Çok fazla ürün kullanıyor olmak demek cildinin çok çabuk iyileşeceği ya da cildine çok fayda sağlıyor olabileceği anlamına gelmiyor. Yaz mevsimlerinde, sıcak mevsimlerde daha soft, daha minimal ürünlerle ve daha su bazlı. Evet, yaz-kış su bazlıyı öneriyoruz ama daha minimal. Yani herkesin olması zorunlu. Tıpkı duş alma, diş fırçalama gibi zorunlu bir bakım olan cilt temizlemeyi, güneş koruyucuyu, mikronize güneş koruyucular şu an cilt korumada çok etkili. Bu tarz ana etken maddelerimizi olması gereken kişisel bakım ürünlerini öncelikle tercih etmeleri gerekiyor. Fakat bunun dışında problemli bir cilt varsa takviye destekler almaları gerekiyor. Kış aylarında daha yoğun böyle nemlendiriciler, serumlar, vitamin kompleksleri, özel bakım kürleri gibi destekleyicilerle de tabii ciltleri onarabilirler. Mevsim ayrımını çok iyi yapmaları gerekiyor. Bence de. Sonuçta yazın ne sürersen sür cilt bir şekilde onu terle atıyor zaten. Evet. Yani hani bu gece de aynı şekilde, gündüz de aynı şekilde hep doktorların önerdiği yazın daha hafif ürünler kullanılması gerektiği, kışın cilde daha iyi bakmak gerektiği aslında. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki kış aylarında en çok karşılaşılan cilt sorunları neler oluyor? Kuruma dışında. Soğuklar başladığı andan itibaren evet cilt kuruluğu fazlaca görülüyor. Bizler aslında geçmiş tarihten hep böyle duyumlarla yaz mevsiminin cilde çok zarar verdiğini hep duyarız. Güneşin, sıcağın çok fazla zarar verdiğini duyarız ama bir noktada atlanılan bir konu var. Sadece güneşin ya da sıcağın cilde zararı yok.
soğuk, rüzgarın, karın, tabii, güneşin kara yansıma ışığının, ciltte lekelenme, kuperoz yani hassasiyet oluşumu, kılcal damar çatlamalarının daha fazla olabileceğini, bunun dışında ciltte pH dengesinin bozulabileceği gibi konuları da bilmeleri gerekiyor. Her cilt her mevsim aynı tepkiyi vermeyebilir. Zamanla, yıllar geçtikçe iklim değişikliğine göre ciltlerde problem oluşturabilir. Ama biz kış mevsimlerinde en çok karşımıza gelen cildim çok kurudu. Bu yüzden biz yaz mevsiminde kullanılan soft ürünleri sadece gece bakımlarını tavsiye ederken kış mevsiminde sabah akşam özel kürler ve bakımlar öneriyoruz. Kışın özellikle güneş koruyucularına devam ettirmelerini uyar olarak sık sık hatırlatıyoruz. Hı hı. Çünkü dediğim gibi güneşin zararlı ışınların vermiş olduğu cilt problemlerinden iki kat daha fazla soğuk hava, rüzgar ve güneşin kara yansıma ışığı da ciltte olumsuz etkiler doğuruyor. Hı hı. Sadece kuruluk değil, dediğim gibi yangılanma, kuperozla hassasiyetler başlayabiliyor. Ama kış mevsimi olduğunda yazdan kalan bir cilt problemi var, leke problemleri. Güneşleniyoruz, denize gidiyoruz, güneşin zararlı ışınları cildimizle buluşuyor. Hı hı. Fakat bunun melanin hormonlarıyla, melanosit hücreleriyle alakalı olduğunu özellikle belirtip hatırlatarak ciltte o melanosit hücrelerinin birleşip, süngerleşip deri üzerine çıkmasıyla leke problemlerinin kış mevsimine kadar ortaya çıktığını ve kışında bununla ilgili bakım önlemlerinin alınması gerektiğini hatırlatıyoruz. Evet, en zoru leke. Peki bu cilt sorunlarından nasıl kurtulmalıyız? Yani en başta mesela leke gerçekten ciltten tamamen gidebiliyor mu? Maalesef yüzeysel lekeler gidebilir ama dediğim gibi leke hormonal bir durumdur. Melanosit hücreleriyle, melanin hormonlarıyla, saçımızın, kaşımızın, gözümüzün renk pigmentini veren melanin hormonlarımız, hücrelerimizle, melanosit hücrelerimizle alakalı olduğu için genetik faktörler, yanlış bakımlar, yaşadığı iklim çok etkiliyor aslında. Dediğim gibi melanosit hücreleri zamanla artık fazla çalışmaya başladığında, olması gerekenden fazla aktifleştiğinde birbirlerini mıknatıs gibi bulup çekiyorlar ve süngerleşip deri üzerinde gözükmeye başlıyorlar. Leke problemi genetik de olabilir. Yanlış kullanılan ürünlerle de alakalı olabilir. Bunun birçok nedeni var. Hamilelik döneminde de olabilir. Fakat bunu iyileştirme kısmına geldiğinde lekenin akneli ciltten dahi daha fazla sabıra ihtiyacı olduğunu hatırlatıyoruz. Çünkü tamamen yok olma, tamamen gitme gibi bir durum söz konusu değil. Kişiden kişiye değişebilir, her yaz tekrarlayabilir gün ışığıyla birlikte ki floresan ışıkları, ultraviyole ışıkları ve radyasyon ışıkları da lekeyi aktifleştirebiliyor. Cilt tonumuzdaki bu leke problemlerini ortadan kaldırırken hem sabırlı olacağız, hem düzenli bakımlar yaptıracağız, hem de ev devam ürünlerini, ev ödevlerini çok iyi kullanacağız. Çünkü lekeyle savaşmak gerçekten zor. Tamamen gitse de gün geldiğinde tekrar bir 3-5 yıl sonra ya da 1 yıl sonra hafif de olsa tekrar meydana gelebiliyor. Bu yüzden çok sabırlı bir şekilde herkese bunu dayanıklı bir şekilde ev devam ürünlerine yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü özellikle gece bakımları, lekeli ciltlerde gece ev devam ürünleri, gece kişisel bakım ürünlerinin çok büyük faydasının olduğunu, vitaminlerin çok büyük faydasının olduğunu da hatırlatıyoruz. Vallahi bazen diyorlar böyle %100 çözüm, kesin lekenizden kurtulun öyle böyle falan diye. Peki aldanmamak gerekiyor sanırım o sözlere. Şöyle söyleyeyim, %100 sonuç alınan tabii ki kişiler var ama kanunen zaten hiçbir sektörde %100 kelimesini kullanmamamız gerekiyor. Evet, %100 sonuçlar alınabiliyor. Tamamen problem ortadan kaldırılabiliyor. Fakat bu çok nadir kişide, 10 kişide, 1 kişide. Biz genel anlamda sektör olarak, güzellik sektörü ve kozmetoloji sektörü, dermokozmetik sektörü olarak %70 ve %80'lerde insanların beklentilerini tuttuğumuzda en yüksek oranda kişilerin daha sonra mutsuzluğa uğramasını, birilerini suçlamasını da önlemiş oluyoruz. Yine kişiye düşüyor aslında görev. Evde gerçekten lekesi için, lekedeki melanosit hücrelerini baskılayacak etken maddeler taşıyan, çok özel etken maddeler var, vitaminler var. Bu maddeleri taşıyan özel bakım ürünleri, dermatolojik ürünler kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Evet. Peki özellikle buradan Uçan Kuş TV izleyicilerini uyarmak istediğiniz bir konu var mı son olarak? O kadar çok şey var ki. Ya evet, bence de. Dermokozmetik ürünler seçerken ciltlerinin cilt yapılarına ve cilt tiplerine, ihtiyaçlarına göre ürün seçmelerini, her moda olan duydukları her şeyi alıp ciltlerinde
kozmetik kirliliğine maruz bırakmadan, hani ciltte yan etki oluşturmadan bakımlarını yapmaları gerektiğini, hı-hı, sabah akşam düzenli cilt temizliklerini. En önemlisi sabah akşam makyaj olsa da olmasa, olmasa da. Çünkü biz gün içerisinde hiç makyaj yapmasak da toza maruz kalıyoruz. Hı-hı. Dışarıya çıkıyoruz, egzoz dumanına maruz kalıyoruz, hı-hı, gibi birçok neden var. Bunların da dışında haftada bir, 15 günde bir çok fazla peeling yapımına karşıyım. Özellikle granüllü peelinglere çok karşıyım. Cildin asit mantosunu, hidrolipidik tabakayı sürekli soymak, zarar vermek cildi dış etkenlere karşı güçsüz konuma düşürüyor. Bağışıklığını yok ediyor aslında. O yüzden daha soft, granülsüz peelinglerle ciltlerine haftada bir duşta ya da 15 günde bir duşta peeling yapmalarını tavsiye ediyoruz. Fakat mutlaka ama mutlaka yaz, kış, dört mevsim sabahları güneş koruyucularını, doğru bir güneş koruyucu seçerek, akşamları da cildi temizledikten sonra ben tonik aşamasını çok seviyorum. Tonik aslında cildi asıl bakıma hazırlayan bir şeydir, aşamadır. Tonikten sonra da cildin ihtiyacı olan serumları, vitaminleri ya da nemlendiricileri kullanarak gece cildin en fazla çalıştığı, sirkadyen ritme göre vücudumuzun gece çalıştığı nokta yüzümüz olduğu için, boyundan yukarısı olduğu için en çok gençleşme saatlerinin bulunduğu dönemde, saatlerde cildine bakım yapmasını tavsiye ediyoruz. O saatler kaç mesela? Saat 9 ile 2 arası. 9'da. Akşam 9'da. Herkes 9'da 2. Cilt bakımını yapsın ve öyle otursun bence. Yatmayı beklemesin. Aa, süpermiş. Harika valla. Çok teşekkür ediyoruz. Ben verdiğiniz teşekkür güzel ediyorum. Bilgilerden dolayı. Efendim Safiye Bozkuş bizlerle beraberdi. Dermokozmetik uzmanı. Sağlık Vakti devam ediyor.